bir yandan medya adamı olmak, bir yandan medya patronu olmak, bir yandan filmlerde oynamak, bir yandan sahnede olmak ve şarkı söylemek. Bunlar bence bu genç yaşta seni biraz hırpalayacak artık. Tabii tabii. Yani benim gibi ölüme daha yaşlanan yaşlarda tamam güzel çünkü beni ayakta tutuyor. Çünkü ben çalışmazsam eve gidip hastalanacağım. Yani 55 yaşın hastalıkları gelecek işte prostat, hemoroid, impotans, başka ne var? Var mı 55 yaşını geçmiş aramızda? Vardır. Yani çok hastalık var. Kanserler, çeşitli şeyler falan filan. Ama ben çalışarak bunlardan yırtmaya çalışıyorum. Yani eve gitmezsem o hastalıklar olmayacakmış gibi. Anlatabildim mi? Yani koşuyor. Ama senin için senin yaşın genç. Buna dayanmak da zor olsa gerek. Çok çok yani fazla alan ve fazla koşturma finalde işin içinde seni boğuyor. Bazen kenara çekip bakman lazım yani. O kadar çok hata da yapıyoruz ki bu işleri yaparken. O hataları mesela bir süre sonra görmüyorsun yani. Çünkü çok işin içindesin. Mesela birkaç seyahatimiz oldu. Sinema filmi çekiminde de boğuldu. Sinema filmi çekimi mesela Lüleburgaz'da işte Kırklareli'nde geçiyor. Oraya gittiğimiz zaman bile şu kadarcık bir yol halbuki. Böyle dışarıdan bakıyorsun yaptığın işlere ve bazen ha bu neymiş diyorsun. Çünkü memur çocuğu zihniyeti bu. Aman biz şimdi kenara koyalım, kazanalım durumu biliyorsun abi. Hani bunu yapan da çok bizim sektörde. Hani ben de o furuya katılmıştım bir ara. Hadi daha garanti bir iş yapalım durumunda değildim de iş yapalım durumundaydım. Ama tabii yaşayarak öğreniyorum hepsini. Böyle tatlı tatlı eledik şimdi. Tatlı tatlı da gidiyoruz. Biraz daha az yoğunluk yani. Çok parayla ilgili bir problemin olmasın. Yaşlandığımızda hepimiz Beyaz Öztürk'ün dairelerinde kiracı olarak oturacağız. Bize uygun kira yapacak. Yani inşallah. Ben sözünü aldım. Bize uygun şartlarda kiraya verecek vallahi. Ama ben de bir şey koyamadım kenara. Açıkçası. Nasıl yani? Vallahi yok bir şeyim. Yani yok. Yani daha doğrusu para eder şeylerim yok. Yani çok fazla fotoğraf makinem, çok fazla gitarım, çok fazla tablo, çok fazla kitap, çok fazla şu bu. Ama apartman dairesi olarak bir şey koyamadık. Çok az. Çok yapıyorlar değil mi abi bunu? Yani bu sektörde böyle bu hızlıca para kazananlar hızlıca. Apartman dairesi var. 10 tane buradan alıyor. 5 tane şuradan alalım filan. Efsane yani. Duymuştum hani toplanıp böyle hatta arazi bakmaya tabii, gidiyorlar. Tabii tabii arazi bakmaya gidiyorlar. Ben katılamadım. Beni aralarına almadılar. Niye öyle yaptılar? Çünkü başka eğlencelerim vardı. Yurt dışındaydım. Can Yaman'la beraber. Ben de kentsel kovalıyorum mesela daha ucuz kiralıyorlar diye. Neler? Kentsel dönüşümden kiralıyorum. Kentsel dönüşüm, tabii. Evet. Orası uygun oluyor. Çok. Yani bu emlak herkesin aslında belki yaşlandığı zaman bu kadar çok emlak biriktirmeye çalışmak. Özellikle gösteri dünyasında ya da müzik dünyasında bence yaşlanınca bundan memnun olmayacaklar. Bence olmayacaklar. Ama bir de kötü örnekler var. Şimdi televizyonda izlediğimiz zaman zamanında o çok hayranız, çok iyi işler yapıyor dediğimiz birçok insan televizyona çıkıp işte ah bak bugün ben nerelere geldim, keşke birikim yapsaydım diye böyle ağlaştılar. Biz de çok üzüldük. Evet. Onları görünce doğal olarak sanırım yeni nesil de kendini bir şekilde buna evet ama biz, şey bizim gibi insanlar biz birikim yapamadan ölmeliyiz. Kesinlikle. Çünkü belli bir tarihte çocuk yapmalıyız. Bir defa çocuk. Ve bugünkü Türkiye'deki eğitim masrafları birikime kesinlikle engel oluyor. Yani bugün bir çocuk okutan bir insanın hatta iki hatta üç çocuk okutan bir insanın yani pantolon alacak, don alacak hali yok. Her şey çocuklara gidiyor. Dolayısıyla tek amaç var çocuklara iyi eğitim vermek. Tek amaç bu. Yani eğitim mi, mal mülk bırakmak mı? Hayır eğitim. Mal mülk hiçbir işe yaramaz. Çünkü eğitimsiz bir çocuk zaten onlara heder eder. Dolayısıyla bizim gibi insanların birikim yapamadan ölmemiz lazım. Çok ciddi söylüyorum. Boş ver birikim. Neyin birikimini yapıyorsun? Her şeyi var mı sende apartman dairesi falan? Yok. Hiç ha? Olsun da istemiyorum zaten. Bravo canım benim. Yani öyle çok kökleniyorum. Bak lazım o zaman. Zaten o kadar kazanamıyorum da. Yani evet. Kazansam da çok daha çok gezmek, dünyayı görmek falan öyle şeylere daha çok ilgi duyuyorum. Bak.